Asya Ombudsmanlar Birliği'nin 25. Yönetim Kurulu toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda başta Gazze katliamı olmak üzere dünyada yaşanan insan hakları ihlalleriyle karşılıklı işbirliği gündeme geldi. Asya Ombudsmanlar Birliği'nin 25. Yönetim Kurulu Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da bir araya geldi. Rami Kütüphanesi'ndeki toplantıya Türkiye, Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Azerbaycan, İran ve Tataristan ombudsmanları katıldı. Toplantı Türkiye Kamu Baş Denetçisi Şeref Malkoç'un konuşmasıyla açıldı. Duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yönetim kurulu toplantısında ortak projelerin hayata geçirilmesi için atılacak adımlar tartışıldı. Asya'daki gelişmelerle ilgili ortak çalışmalar için yol haritası belirlendi. Ombudsmanlar toplantısında insan hakları ihlallerine karşı işbirliğinin önemine de değinildi. Son yıllarda Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda dünyanın gündemindedir. Birçok alanda da öncülüğünü yapmaktadır. Uluslararası alanda bunlardan bir tanesi. Bu açıdan uluslararası toplantıların merkezi Türkiye olmaktadır ve özellikle İstanbul olmaktadır. Toplantının ana gündem maddeleri arasında Gazze'de yaşanan katliam da vardı. Biz Türkiye Ombudsmanlığı olarak Gazze ile ilgili hazırladığımız bir rapor vardı. Bunu bütün üyelere dağıttık. Çünkü Gazze'de İsrail insanlığın bugüne kadar kazanımını olan bütün değerleri yok etti. Japonya'ya Amerikalıların 2. Dünya Savaşı'nda attığı Nagasaki ve Hiroşima'ya attığı bombanın 3 katı kadar tesirli bomba attı. Bu bütün insanlığı ilgilendiriyor. Uluslararası toplumun Gazze'deki soykırıma daha aktif ve koordineli bir şekilde müdahale etmesi gerektiği vurgulandı. İnsanların buna karşı tavırsız, sessiz kalması insanlığın vicdanını yaralayan bir olaydı. Biz ombudsmanlar da, özellikle insan hakları savunucusu olan ombudsmanlar da bu konuyu gündeme getirmektedir. Umut ediyoruz ki bu toplantılar hem ülkelerimiz için hem de insanlık için hayırlı olur.